Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kaleci Kariyer serimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Türkiye'ye geri dönmüştük ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştuk ve bunun ücreti açıklandı. Fenerbahçe bizi 142 milyon euroya transfer etmiş. Az önce ekranlarda gördük. Mesela bakın şimdi karşımız çıkacak. Fenerbahçe kadrosuna yeni kan, yeni transfer Berkay Batum geldi ve işte Fenerbahçe Berkay için 142 milyon euro. Vallahi çok iyi bir para, çok iyi bir değerimiz var şu anda. West Bromwich Albion'dan Fenerbahçe'ye transfer olduk. En azından İngiltere 2. Lig'den Süper Lig'e yükseldik. İlk maçımıza gidelim ve sizler de bu sırada bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim butonuna basarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Araba anahtarı bulunmuş. Dikkat çekin oyuncu Valon Etemi. 3 gol atmış şu anda Süper Lig'de. Ve yeni transfer Berkay ilk maçına çıkıyor İstanbulspor karşısında. Ve ilk 11'de çıkıyor. Haydi bakalım. İstanbulspor. İşte ilk maçımız Fenerbahçe formasıyla ilk maçımıza çıkıyoruz. İlk mücadelemiz. Dediğim gibi abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da yeni videoları kaçırmamak için hemen bildirimleri açın. Demiş ki abi ben yine aboneyim. Kaleci ol kamerasını uçtan uca yaparsan daha iyi oynarsın demiş. Bakalım deneyeceğim. Uçtan uca kamerasıymış. Böyle oynamaya devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. O zaman şöyle atlarken böyle bir şey yapacağız. Çok değişik. Bilmiyorum arkadaş. Çok değişik geldi ama kurtarış yaparken nasıl olacak? Hep beraber görmüş olacağız. Tamam bunda şey oluyor işte. Otomatik kamerayı değiştirmiyoruz falan. Baksana. Şöyle topu takip ediyor ama burada kurtarış yaparken sağ solu iyi tahmin etmem lazım. Bazen karıştırabilirim. Offside. Şöyle topu takip etsin. Geliyoruz. Bir orta. Orada pas mı verilir mi? Gol. 1-0. Pas verilmeyecek yerlerde pas verilir. Oğlum adam kim? Male. Fenerbahçe yeni transferi. Adam kız gibi ha. Kız sandım bir an. Berisha atıyor golü. Fenerbahçe. Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. İşte Fenerbahçe'li için ilk maç. 21 yaşındayız. İlk maçımıza çıkıyoruz. Fenerbahçe forması ile topu sahip oldu. %75 İstanbulspor. %75. Şaka gibi ya. Kötü pas. Böyle kötü pas yaparsa tabii ki %75 İstanbulspor olur. Dakikalar 33. 1-0 öndeyiz. Şimdi geliyor Sarıkaya. Şutumuz kurtardık. Güzel kurtardık. Tamamdır. Çözdük. Güzel kurtardık. Etkili ve güzel şut vurdu. İki güzel hareket izledik. Şimdi İstanbulspor korner kullanacak Aydın ile. Aydın açtı içeri. Vurduk kafayı. Top tekrar Aydın'da. Aydın. İsim bakacağım derken şey olmasın. Vallahi yanlış köşeye atlamıştım. İlk savunmaya çarptı. Ben şu an sallıyorum. Uzaktan bir şut. Kaleci kurtardı. 2-2 ve gol. 2-0 öne geçiyoruz. Yeni transfer. Bakın bunlar yeni transfer. Bu ki adam ki. Fenerbahçe İlk yarının sonunda farkı 2'yi çıkartıyor ve İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçiyoruz ve maç bitti. İlk yarı bitti. Vur lan, vur. Ne oldu lan? Niye öyle kurtardık? Top son anda yön değiştirdi galiba. Kalecimiz biz ne oldu lan dedi. Tamamdır. Topu kurtardık oradan. Şu an maç orta alanda geçiyor. Adamlar daha ilk şutunu çekti ikinci yarıdaki.
Bizde de etkili ataklar olmadı. Topa sahip olma hala İstanbulspor %60 bu arada. Oyuna alınma riski diyor. Ben ne yaptım hocam? İki şut geldi zaten. İki şutta da başarılı oldum. Alırsan alırsın. Bir şey diyemeyeceğim, bir şey sus. Alacağını düşünmüyorum gerçi. Yani şöyle 8 nokta ortalama yapacak bir şeyim yok. Yapabilecek bir şeyim yok yani. İki şut geldi. Adamların şeyi. İki şut geldi. İkisini de kurtardım. Yani benden daha ne bekliyor bu Jesus? Oyun reytingi de ne bekliyor, ben onu anlamıyorum. Çünkü oyun reytingi diyor ki 8.0 yapacaksın diyor. Ben şut gelmedi sürece nasıl 8.0 yapayım? Yani yorumlarda diyorsunuz ki defansla paslaş. Ben pas mı yapıp reytingini mi arttırayım, yoksa gol atıp maçı mı kazandırayım? Berisha 3-0. Gol atınca bizim de puanımız yükselse güzel olacak, ama o da olmuyor. Gol atınca yükselmiyor, yükselse güzel olacak. Ve bizi oyundan çıkarıyor. Hayret. 3 şut gelmiş, ikisini kurtarmışız zaten. Değişik. Geri kalanı simüle et. Tamam, simüle edelim. 4-1 kazanmışız. 3-0 iken çıktık. Gol yemişiz, gol atmışız. -5 nasıl yedim ben, onu anlamıyorum ya. Ya şu sırf şu rating yüzünden mi? Abi ben ne yapayım ya? Fenerbahçe'nin belgesel dizisinde rol almamız için teklif geldi. Daha bir maça çıktık ama direkt bize oynamak, yani belgeselde oynatmak istemişler. Güzel. Soru cevap oturumuna katıldı. Keşke şöyle bir animasyonları olsa, biz cevap versek. Öyle bir şeyler olsa ne kadar güzel olur değil mi? Ama yok. Keşke yapsaydım FIFA. Bakalım bu maçta nasıl bir performans sergileyeceğiz. Maç reytingini 7.5 yapamayız. Maçı kazan veya berabere kal. Bunu yaparız. Ve maç başladı. Haydi bakalım. Ya kazanacağız ya berabere kalacağız. Reytingimiz şut gelirse kurtarırız arkadaş. Ratingi ben nasıl yükselteceğimi hala bilmiyorum. Şut ve gol. Dakika 2, hatta 3 diyelim hocam. Dakika 3. Fenerbahçe 1-0 önde. Gol müziği çalmıyor. Oğlum şu adam o kız gibi lan, kadın gibi. Gol müziği çalmıyor. Fenerbahçe'yi ayarlamamışlar. 1-0 öne geçiyoruz Adana Demirspor karşısında. Bakalım reytingimiz arttı mı? Artmamış. Hiçbir değişiklik yok reytingimizde. İşte takım gol atınca artması lazım. Yani gol yediğimizde nasıl düşüyorsa attığımızda da artması lazım arkadaş. Şimdi bana şut gelmezse ben nasıl reytingimi yükselteyim? Bunu yani bilmiyorum. Adana Spor geliyor ve kurtardık. Korner kullanacağız. Kafa geldi. Kaleci, atak devam ediyor. Savunmadan döndü top. Top tekrar bize, atak devam ediyor. Ve 2 oldu. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Adana Spor karşısında. 2-0 öndeyiz. Artık rahatız. Barov. Şimdi birazdan diyecek ki oyundan alınma riski. Alınır mı yani? Atak gelmedi bana. Ben ne yapabilirim şimdi? Maç reytingini 7.5 yaptan bir -15 oradan yiyeceğiz arkadaşlar. Yani saçmalık diye düşünüyorum. Bir orta geldi. Savunma. Kafa. Ya nasıl? Müdahale yapmadım mı ben ona?
yapmışız ama yetersiz. Baksanıza yapmışız, müdahalemiz var ama yetersiz kalmış. Yok bile hatta, aynen. Ölürüz biz gerekirse. 5.5'a düştü ya, şaka gibi ya. 5.5'a düştü ya. Arkadaş, ne alaka ya? 1 puan düşürdü direkt adam. 1.5 puan düşürdü direkt ya. Ne, ben bunu nasıl 7.5 yapayım Allah aşkına? Gol mü atayım? Çıkıp gol mü atayım? Ya nasıl yapacağım ben bunu? Ya 1.5 puan düşürmek de biraz saçmalık yani ya. Oyuncu olsam neyse de gol mü atarım derim. Ya ben nasıl yükselteceğim şimdi bunu? Ama yetersiz. Bir şut, kaleci ve korner. Korner adam kapıyı çıkarıyor cidden. Pek oynayan oyuncu var adam Demirspor'da. Onu da çıkardı. Emre Mor oyuna girdi bu arada. Hadi 3'e bulalım. 3 mü? Kaleci yine kurtardı. Kornel. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor renk takımda da. Bir orta içeri. Kafa. Top tekrar bizde. Bizde. Atak uzaklaştırıldı ama top tekrar Fenerbahçe'de. Luan Perez var. Tamam, Fenerbahçeli bir denk geldi. Barov aldı, verdi. Barov, ne yapıyorsunuz? Vur ona ve 3-1. Daha yükseldi 1 nokta. 3-1 Berisha. Abi oyunun alınma riski diyorsun da benim yapacağım bir şey yok. Kurtarış haricinde puanım yükselmiyor. Kurtarış haricinde yükselse tamam diyeceğim de yükselmiyor işte. Alırsın alırsın kanka, yapacak bir şey yok. Çift bulacağım. Gamera'ya verdiği Hendrix. Hendrix'ten Calafori'ye. Calafori'ye. Calafori verdi Gamera. Gamera geçiremedi topu. Aa, şuradan şey yapıyor değil mi? Gamera. Altmuş'a yükselttik. Orada bir şeyler oldu ama offside varmış zaten. Şurada güzel kurtardık. Tiplere gel. Şöyle verelim. Altı buçukla maçı sonlandıracağız galiba. Çünkü büyük ihtimal bizi oyundan alacak. Haydi çocuklar. 3 mü geliyor? 4 oldu. Ne 3'ü? 4 oldu. Berisha atıyor. 4-1. Öne geçiyoruz Adana Demirspor karşısında. Ve bizi oyundan alıyor. Yapacak bir şey yok. 4 şut var. 3'ünü kurtarmışız. Birini de yedik zaten. 6.7 ortalama ile rating ile maçı tamamladık ve 4-1 kazanmışız maçı. -5 yedik yine. Olur, -5 de olur. O -15'i de rating yüzünden yiyoruz. Tarih yazma yolunda. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun gençler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is words.